Programımızın ahırı kep kaldık. Yani hem de şu Xitay-Amerika münasibeti elbette ciddi bulup mu Tayvan meselesine ait ciddi şekilde turvatı hamdi. Devamlık her iki tarafından bayanatı, bulup mu Amerika'nın her bayanatı Tayvan meselesi de ait Xitay'ın iğir bir aram kılvatıdı. Pelosi hanımın ziyaretine gitti. Hem de evciye çıktı bu mesele. Muşu Amerika CBS kanalda Joe Biden ziyaret kılın demiş yakında. Yamış eğer de Xitay armiyası Tayvan'a hücum kalsa, çokum Amerika armiyasının qoğdaydı qallıqını, hərbi cəhətinin qoğdaydı qallıqını bildirgendikin, muhbirma qayıt təkrarlab, yani Amerika askerleri Tayvan'ın qoğdamdı deyendikin, hə əşində qoğdaydı dedəmdi. Muşu məsələgə, hatta bu şıqetimqi söhbətdə, Biden bilan ötküzgən söhbətdə, bundan burun deyilmegen bir gapni dedimdi. Her kıtımda ifade bo'lgandikin Aqsitlam ya Aqsaray bayonot e'lon qilib oldi demdi. Ya biz asli prezident mandatini mashhur lekin biz Amerika bo'lishtimiz bilan bir Xitoy siyosatini qo'llaymiz u deb, lekin deb Aqsaga Tayvanni qo'shib qo'ydimdi. Biden bu yerda Tayvanning mustaqillik masalasida bir Xitoy siyosatini davomlashmoqda deb bo'lib, Tayvanning mustaqillik masalasida o'zining fikrlarini Tayvan mustaqillik meselesi özünün fikirlerini koyuyordu, oturup koyuyordu. Bizim bu meselede başkaca yönelişe karab ilgilenmeyimiz. Tayvan'da mustaqil buluşu ilhamlandırmayımız. Bu onların özünün kararı diyen sözünü işlettiğimdi. Bu ifade, bunu işletiş arkalık tekinmek bir çoğun bir işini üstü yapık şekilde bildirgen bol dedep analiz kılınıyordu demdi. Muşunun kanına karaysamdı. Hem bir yılının içinde Biden 3 qitim harbiy hareketini qildiganligini agar Xitoy shaklda hujum qilsa bildiribdi hamda bir yildan ichida 3 qitim ishlatibdi. Ham bu qitimga bu suhbatdagi mustaqillik masalasi ularning o'zining qarori degan ifodasiga qanday qaraysiz? Amerikaningki Tayvan siyosati bagan siri netlashyapti. Burunqi siyosati mujmal Tayvan siyosatida hozir biraz net ko'rinadigan, uchuq ko'rinadigan bir siyasetini ilip birvatkanlığını köstüvadı. Hem de bu neçkitim bu okşaydıgan geplenimi dedi demek ki ulanın ki arka planda yani yıpık yerlerdeki müzakerede muşunda düşünüvatkan olsa gerek. Yani Tayvan'la koğdap kalmışsak Asya Tinç Okyanus kısmını hemen tatlısı koymayız. Yani Amerika bulamaydı. Misalga Ukrayna'na tatqız qoysa Amerika yine Amerika bulalaydı. Ama Tayvan'a tatqız qoysa o vaqtida Amerika hazırki Amerika bulamaydı. Bu bir ciddi mesele. Demokrasi, insan hakları bilan münasebetlik bir mesele emas. Yani Amerika'nın muşu cihanda cihangir devlet kuruluşunun salohiyatini qo'llanish bir meseledir. Amerika muşu 1979'da 4. ayda çıkan bir kanun var. Tayvan bilan münasebet kuruş kanunu diye tercüme oldu. Bir yerde muşu Tayvan muşu xavfsizlik cihetdan tehditga uçurganda Amerika yardım kılıdı o deydi. Hazır muşu yardım diyen muşu ufkum işçiye kandak toldurumuz yani işçini kandak toldurumuz. Hoş. Yani her bir ev edip yardım kılımız mı? Kural verip yardım kılımız mı? Ya ki istihbaratta, radada, şu Suni Emra'daki istihbaratına ortaklaşıp yardım kılımız mı? Yani bu yardım kelimesi naytık işçi naytıkken. Yani kandak koyusu buldu. Prezident Biden'ın ki muşu net ifadesi muşu ebeki yardımlaşma diyenler ki işçinin toldağın buldu. Yani biz kollayımız. Xitoyga karşı Tayvan'dan kollayımız. Hem de bu netleşti. Biz düşendik. Amerika bu niyet baki oldu. Ama bunun dekin kandak lazım meselesi var. Amerika 70 yıl evvel Xitoyni qabul qilmanda Tayvanni sitvatgan bo'ldi. Yoki Tayvan o'zgarta olmaymiki deb ham xiyol qilib qoldida. 70 yildan keyin balki Tayvan u qilgan xatoni tuzib Tayvanni balki yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'ldi. Yana Tayvan bilan erkin ticaret hakkını bireleydi Tayvan. Siyasi, iqtisadi, ticari, diplomasi her sahada Tayvan bilan münasibetini yakınlaştırıp buldu. Yakınlaştırgandan keyin Amerika degan 79'dagi qonun bilan ve Reagan'ınki vaktida ilingan hükümet kararı var. Yani 6 madde Tayvan'ı Xitoyga karşı kapalet kılış. Yani Tayvan'ı qo'g'dab kılış. 6 maxfiy madde var. Ondan keyin Tayvan hakkında çıkağa yani 3-4 kanunlama var. Misalga muşu kanunlarga tayandırdıgan bolsa, hazır muşu Tayvan'ga kural beriş, Tayvan'ınki askerlerine muşu Amerika'nın kuralını işletelaydigan askerlerini terbiyeleş ve Xitoyga karşı qanday jangni ilib berishni terbiyeleş, hatta muşu uçak kemisinde qanday jang qilish ve suni emra ve radar sistemini qanday işletiş, Amerika'nın sistemge kirib faydalanış deganlarni uyg'otyapti hazır Amerika başladı bunu. 2016'da muşu Ukrayna'ga mı azraqdan bo'lsinmi degan hazır Tayvan'ga mı şunu qilyapti. Xo'sh. Yani Tayvan Amerika üçün kıymetlik bir yer bo'lgandan keyin öz vaktida muşu komutan MacArthur'unki bir sözü var. Eisenhower'mi şunu degan prezident bo'lgan adam, komutan o'mi. Tayvan bir denizge çökmegen bir uçak gemisi deydi. Yani onun kılışı, onunla hakim oluşu, sahip oluşu, Xitoyga karta bir üstünlük kazanıqlı buludu deydi. O vaxtıda soğuk can var. Tarixte mi şundan? Tarixte misalga Gollandiyalıqla, Xitoy kaçakçıla, muşu Tayvan'a ilgi bolu bilip, Xitoyga Manchur imperiyasiga cıq avar sağa. Şununla muşu imparator Kangxi muşu Tayvan'ı amığıca muşu cidaldan kutlamaydı gelmezler Tayvan'ı ağa. Ama Tayvan'ı ilip Tayvan'dan dünyaya içiliş gen düşüncede emezdi. Yalğızla muşu Tayvan'ı ilgiler bizge hücum konusunda aşı niyet bile ağa. Keyin Japonya 1895'tinkin pul töleşininki sebebinden Tayvan'ı Japonya'ya ötküzüydü. Mengü ötküzüydü. O kilişimde aşına yazıqlı. Mengü. O vaxtı da onun gibi düşendi. Yani Tayvan'a ilgi boğan çağda çok devlet boğulu bulundu. Denizge içiliş. Şununla Tayvan Xitoy üçün muyum, Amerika üçün muyum. Hem de bu muyum yerinin ki tabii ki onun kıymetimi yükseldi. Şununla Xitoy'nın Tayvan'a olan bisimi köpegen sıra Amerika'nın kollaşımı şunçilik köpeydi o da oylayman. Ahiri biri belki can bile el kılışının ki ihtimalıma buluş mümkün. Ama bu da Xitoy'nın ki Tashqi ishlar ministri Wang'ning ki bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki bazı görüşler, sohbetlerde Amerika ile bunda ciddileşişinin ki bir ehmiyeti bulmağanlığını, bu biri teximi yaman netice yaratganlığını söyledi. Yani demek ki azraq bo'lsa Amerika ile yumuşaşının ki bir signalını bir vatkandak turdu. Ama bu vaktince bir ahval mı? Ya ki muşu partiyenin ki saylama var ama o muşu 20. partiyenin 20. Hoş. Bunu tuvağıca, Xi Jinping'in sayını boğuca devatkan yapın bunu bilmeyimiz. Ama ağan sırı Xitoyga karşı Amerika bir üstünlük kazanışa başladı. Yani Amerika'nın çekindiriş kabiliyeti yani sana küç küstürüp seni çekindir, yani caydırma. Bu bir stratejidir. Bu işe yaravatganda görünüyordu. Yani seni çekindir. Ciddi bir işe yaravatıdır. Misalga Amerika'nın kimileri, parhutları neçik etin Tayvan boğazından ötdi. Burun ötken bolsa Xitoy qo'g'ishab saram o'tdi. matbuatlarda toldurib o'tadi. Yaqin zamonda toldurg'ini yo'q. O'tgan kunda ma'u Amerika bilan ma'u nimanimki Avstraliyaning kimisini o'tdi. Yana uningga majih vaqramayotdi, chaqramayotdi. Shuning uchun qanchada Xitoyning ishchidimi bir o'zgarish bo'lishi mumkin yana Amerika qarshi. Belki tushunayotgan Amerika bilan dushmanlik bo'lish Xitoyga bir foydasi bo'lmaganligini o'ylayotgan bo'lish kerak. Ya abay degandek mushu qurultayni o'tkazvog'icha qilayotgan bir vaqtincha siyosatmi? Uni mushu qurultaydan keyin Xitoyningki partiya qurultaydan keyin va kelar yilning 3-oydagi xalq qurultaydan keyin Xitoyning siyosatin, Amerika siyosatin onunki asta-asta bilalaymiz. Ammo Amerika cihetden 2017'den itibaren Xitay'ını bir rakiple görüşü başlığa. Ve bugünkü izcil okşaş yolda, okşaşsızlıkta devam kılıyordu. Demek ki Xitay kançılık özgersin, Amerika ile Xitay'ın arası runkıdek, yani stratejiye, hemkarlık, şirik devleti digendek seviyelerine ilişip qiyin. Artık o noktada kiliş, o seviye kiliş hem de belki bir kilemiyorsun inşallah. İbret alan inşallah. Bunun için bu mahluklardan hiçbir şekilde insanilikten ve bu dünyadaki bir yan kabul kılınan bu ahlaki bu neslenin hemmesinden mahrum bir milletikliğini bilen inşallah. Yani aldan siyeni aldın duamda. Eğer bir gün bir yerde kim turpagin olan, ertügün yana kıldığını Xitay devamlı tarixdan buyon. Biraz güçlengende kıldığı duamda.